Erdoğan'ın korumaları barbarlık yaptılar. Yani ben de oradaydım, tam kapıdaydım, işte amberin atıldı, amberin zaman. Ve korkunç, bir taraftan Erdoğan içeride şey diyor, biz gazetecilerle bizim bir sorunumuz yok, bir sürü biz reform gerçekleştirdik, medya özgürlüğü konusunda biz çok ileri adımlar attık, benim derdim eleştirilmeye değil hakarete diyor. Diğer taraftan kendi bodyguardları amberin zamanı ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor ve tartaklamalar söz konusu. O kadar aslında trajikomik bir durum ki ve Amerikalı polisleri de gördüm ben o Brookings'in önünde, şaşkın durumdalar. Çünkü bir taraftan, karşı tarafta bir grup protestocu oluştu tabii Brookings'in önünde. AF örgütünden, insan hakları örgütlerinden protestocular vardı ve onların sesini bastırmak için çığlık atmaya başladı Erdoğan'ın korumaları. Yani son derece barbarca bir ortam. Bu arada işte Brookings'in güvenliği araya girdi, bu insanları koruyabilmek için. Fakat herkesin söylediği şey, oradaki Amerikalı polislerin söylediği şey de, bu kontrolden çıktı, bu nasıl bir ortam? Yani herkes çok şaşırtan bir durumda. Fakat bence daha acı olan bir şey var, o da birincisi herkes davet edilmedi. Çok az insana davetiye gitti. Dolayısıyla halka açık bir toplantı değildi kesinlikle. İki tane salon vardı. Salonlardan bir tanesi Erdoğan'ın oturduğu salon. Bir de yan tarafta bir salon vardı. Biz yan taraftaki salondaydık. Yan taraftaki salonda soru alınmıyordu. Sadece Erdoğan'ın oturduğu salonda soru alınıyordu. Ve orada Hürriyet gazetesinden, Cumhuriyet'ten, think tanklerden eleştirel insanlar da vardı. Fakat bir kişi dahi eleştirel bir soru sormadı. Bir sürü iş adamı vardı. Ve bu o kadar acı bir şey ki, çünkü iki tane soru soruldu. Sorulardan bir tanesi işte Brookings'in kendi çalışanı, İran konusunda ne düşünüyorsunuz? İkinci soru da bir Türk üniversiteden bir hanımefendi, biz hükümetimize gurur duyuyoruz diyerek başladı cümlesine. O salonda bulunan Doğan Medya grubunu temsil eden, Doğan ailesini temsil eden, bir sürü iş adamını temsil eden, farklı gazeteleri temsil eden hiç kimse elini kaldırıp eleştirel bir soru soramadı. Sorabilir miydi yani? Zaman kısıtlıydı. Dediler ki tabii ki, şey demişler, birkaç soru alabiliriz sadece. Onu bekliyorduk zaten. Fakat Martin İndik modere eden, mesela Ömer de yan salondaydı. Ömer'e şey dedi, neden ben dedi baktım salona, birisi el kaldırsın da eleştirel bir soru sorsun diye salona baktım. Sen neredeydin, niye elini kaldırmadın? Ömer yan salondaydı çünkü. Soru sorabileceği bir salonda değildi. Ben de oradaydım. Bence o korkuyu gösteriyor. Yani son derece eleştirel insanlar var. Orada CHP'den insanlar var. İnsanlar korkuyor. Ve işin acı tarafı bu. Ve biraz evvel insanlar travmatize edilmiş, tartaklanmış. Yani kadın erkek dinlemeden itip kakan, barbarlık yapan. Yani her ülkeye gittiklerinde bunu yapıyorlar. Erdoğan'ın bodyguardları insanları tartaklıyorlar. Ve fütursuzca bir şey, şiddet eğilimi. İnsanlar travmatize oldu ve üstelik Amerikan medya organlarından gelen çok insan yok. İnsan hakları örgütlerinden, ben özellikle insan hakları örgütlerinde çalışan kendi öğrencilerime katılmaları için baskı yaptım ve hepsi Brookings'e telefon ettiler. İnsan hakları örgütlerinden kimseyi almadı Brookings. O yüzden bence Brookings'in kredibilitesi için bu çok acı verici bir gündü ve hepimizin de içini acıttı. Orada insanların tartaklanması ve Strop Talbot'ın ağzını açıp öyle bir ortamdan sonra bir şey söylememesi bence çok can acıttı. O zaman...